Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, Pireler berber iken, develer teller iken, Ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, Tıngır elek, tıngır felek, demişler. Bu masalı şöyle anlatmışlar. Bir bey oğlu, bir de kara gelin varmış. Evlenmişler, bunların hiç çocukları olmuyormuş. Beyoğlu yeniden evlenmeye karar vermiş. Ama Kara Gelin buna bir türlü izin vermiyormuş. Beyoğlu bir gün atına su içirmek için çeşme başında durduğunda suya bir kızın aksinin düştüğünü görür. Kafasını kaldırmış ve ağacın üzerinde duran kızı görmüştür. Fakat ne yaptıysa bu kızı aşağıya indirememiş. Kızı aşağı indirmesi için bir cadı kadın getiriyor. Cadı kadın hamur yapıyor ve bir ocak yakıyor. Başlıyor ekmek yapmaya. Cadı kadın sacı ters koyuyor. Kız sesleniyor, ebe sacı ters koydun. Cadı kadın, yavrum in sen yardım etsen de düzeltsen, diyor. Ama kız inmiyor. Bu kez ekmeği kalın yapıyor. Kız yine sesleniyor, ebe ekmeği kalın yaptın, diyor. Cadı kadın, yavrum gelsen de yardım etsen, deyince kız dayanamıyor ve iniyor. İnince bey oğlu kızı yakalıyor ve eve götürmeye karar veriyor. Eve giderken kızın bir geyik kardeşi varmış yanlarına onu da alıyorlar. Eve gidince kara gelin bey oğluna kızıyor. Akşam olunca hepsi aynı yatağa yatıyorlar. Yatınca geyik saymaya başlıyor. Şu eniştenin ayağı, şu ablanın ayağı Sabah olunca kara gelin düşünmeye başlıyor. Ne yapsam da bunları başımdan atsam, diyor. Bey, bunlar usandı, ben bunları deniz kenarına gezmeye götüreyim, diyor. Oraya gidince kara gelin kızı denize itiyor. Eve gelince, yürümeyi bilmedi, denize düştü, diyor. Akşam olup yatınca geyik yeniden saymaya başlıyor. Şu eniştenin ayağı, şu kara gelinin ayağı, hani ablanın ayağı. Kara Gelin bakıyor ki geyik de başına dert olacak. Kara Gelin yatağın altına kuru ekmekleri döşer ve kımıldadıkça ay kemiklerim kırılıyor der. Bir komşusunu da tembihliyor, bu hastalığa geyik eti iyi gelir de diye. Bunun üzerine geyiği kesmeye karar veriyorlar. Ama geyik diyor ki, tamam beni kesin ama deniz kenarında kesin diyor. Deniz kenarına gittiklerinde bir ses duyuyorlar. Kara gelin attı beni, Yunus balık yuttu beni diyen kızı duyan Bey oğlu geyiği kesmekten vazgeçiyor. Kızı kurtarıyor. Kara gelini de katırın arkasına bağlayıp sürüklüyorlar ve eve gidiyorlar. Bey oğlu ve kız evleniyorlar ve bir sürü çocukları oluyor. Onlar Ermiş Murad'ına biz çıkalım kerevetine